Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihi konumuza baktığımızda kurulan, Orta Asya'da özellikle kurulan Türk devletlerini inceleyeceğiz. Öncelikle Asya Hun Devleti'ne bakacağız. Milattan önce 220 tarihinde kurulmuş ve milattan sonra 3. yüzyıla kadar devam ettiğini görüyoruz Asya Hun Devleti'nin. Dolayısıyla Asya Hun Devleti arkadaşlar tarihte teşkilatlı anlamda kurulan ilk Türk devleti olduğunu biliyoruz zaten. Merkezi Ötügen bölgesidir. Devletin kurucusu ya da bilinen en eski hükümdarı Teoman'dır. Bu dönemde özellikle Teoman döneminde Çin ile mücadelelerde üstünlük vardır. Türklerin bu dönemde Orta Asya'da Çin'le genel olarak mücadelelerinin sebebinin İpek yolu ticaretini denetim altına almak sebebi olduğunu biliyoruz. Bu dönemde de Teoman döneminde de Çin'e karşı üstünlük sağlanmış. Hatta Çin Türk akınlarına karşı savunma amaçlı olarak Çin Seddini inşa etmiştir. Dolayısıyla kalıcı savunma anlayışına da bir örnektir bu aynı zamanda. Ancak Teoman'dan sonra biz devletin başına Mete'nin geçtiğini görüyoruz. Mete döneminde de yine Çin'le yoğun bir şekilde mücadeleler devam etmiş. Hatta Mete döneminde Çin'le yapılan savaşlarda Hunlar Çin'e karşı ciddi bir üstünlük kazanmışlar. Notlarımıza da baktığımızda Mete döneminde üstünlük sağlandıktan sonra Çin'e karşı Çin vergiye bağlanmış ve Hun topraklarına katılmamıştır deniliyor. Dolayısıyla bunun sebebinin Çin'in kalabalık nüfusu ve asimile olma tehlikesi olduğu söyleniyor. Gerçekten de böyledir arkadaşlar. Mete'nin özellikle Çin'e karşı üstünlük sağladıktan sonra onu kendi topraklarına katmaması, sadece vergiye bağlamasının sebebi asimilasyonu, yani kendi kimliğini kaybetme korkusudur. Çünkü bu dönemde Çin gerçekten kalabalık bir nüfusa sahip ve yerleşik yaşamlıdır. Bu anlamda Türklerin Çinlilerin arasında karışıp kaynaşması engellenmek istenmiş. Çin ile mücadelenin temel sebebinin İpek yolu ticaretinin denetiminin sağlanmaya çalışıldığını söylemiştik. Mete döneminin en önemli olaylarından birisi de İlk düzenli ordunun kurulması, yani onlu sistemin oluşturulmasıdır arkadaşlar. Mete'den önceki dönemlerde Türkler arasında ordu millet anlayışıyla eli silah tutan herkesin savaşa katıldığını görüyoruz biz. Çünkü yarı göçebe bir toplum olduğu için Türkler çok küçük yaşlardan itibaren savaşçılık özellikleri kazandırılıyor zaten. O yüzden eli silah tutan herkes savaşa katılabiliyordu. Ama Asya Hunları devletleştikten sonra Mete döneminde özellikle ilk kez Türk tarihinde düzenli bir ordu kurulmuş, onlu sisteme geçilmiştir. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Özellikle Mete döneminden sonra Asya Hun devleti zayıflamış ve milattan sonra 48 tarihinde Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Güney Hunları Çin hakimiyetine girmiş, ancak Kuzey Hunları Orta Asya'da Siyanpiler adı verilen bir topluluğa yenilerek Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişler ve kavimler göçünü başlatmışlardır. Yani arkadaşlar 375 tarihinde meydana gelen kavimler göçünü aslında Kuzey Hunları meydana getirmiştir. Arkadaşlar Asya Hun İmparatorluğu'nun diğer özelliklerini incelediğimizde yaşam tarzlarının göçebe olduğunu ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerinin hayvancılık olduğunu ve dini inançlarının şamanizm ve gök tanrı inancı olduğunu görüyoruz. Burada bir notumuz var. Göçebe yaşam tarzından dolayı taşınabilir sanat eserleri görülmektedir. Evet arkadaşlar, yani özellikle göçebe yaşayan toplumlarda şehircilik ve mimari gelişmez. Asya Hunlarında da böyledir. Yani şehircilik anlamında çok fazla bir gelişme görülmemiş. Kalıcı mimari eserler yapılamamıştır. Yani biz Asya Hunlarında ev gibi, saray gibi, tapınak gibi mimari eserler, kalıcı mimari eserler göremeyiz. O yüzden de mimarinin gelişmediğini, daha çok taşınabilir eserlerin ortaya çıkartıldığını görmekteyiz.